Evet değerli arkadaşlar, 9. sınıf matematik dersimizin veri 1 dersiyle ilgili çalışma sorularımız var. Daha önceki anlattığımız bilgileri bir tekrar artı önemli noktalarda 1-2 tane küçük not vererek dersimizin devamlılığını sağlamayı düşünüyoruz. Evet, ilk sorumuz değerli arkadaşlar bir veri dizisinin ortancası medyanını bulmakla ilgili. Hatırlarsanız daha önceki videolarımızın birinde önemli bir not yazmıştık. Neydi bu not? Ortanca ya da medyan veri grubunun elemanı olmayabilir. Yani biz şimdi bize verilen bilgiler yardımıyla bir medyan tanımlayacağız, bulacağız. Bu medyanın illaki 2, 3 ya da 5, 6 gibi bir değer olması diyerekten bir şartımız yok. Şimdi dikkat edecek olursanız veri küçükten büyüğe doğru hazır bir şekilde sıralanmış. Zaten çift sayıda terim içerdiği için çift sayıda terimin bulunduğu bir veri grubunda tam ortanın şu şekilde değerlendirileceğini söylemiştik arkadaşlar. İki terim burada, iki terim burada. Eğer ben buradan bir medyan ortaya çıkaracaksam burada belirleyici olan bu iki terimin iki terim olduğu için aritmetik ortalamasını bulmam bana veri grubunun medyanını verecek demiştik hatırlarsanız konu anlatımımızda. Bu anlamda bakın anlattığımız önemli not tam da ortaya çıkıyor, kendini gösteriyor. 4 bu veri grubunda yok ama hiçbir sakınca yok arkadaşlar. Kimi öğrencilerimiz bu işlemi yaptıkları zaman veri grubu dışında bir değer bulunca yanlış yaptıklarını düşünüyorlar. Böyle bir sıkıntımız yok değerli arkadaşlar. Medyan veri grubu dışından olabilir. Rahatlıkla işlemlerinizi bu yönde yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar çoğunuzun belki kulağına yakın tanıdık gelir. Mod dediğimiz merkezi eğilimin son elemanı olan tepe değer. Bakınız bir veri grubunda en çok tekrar eden, işte püf nokta bu. En çok tekrar eden, kendini en fazla tekrar ettiren değer mod, yani tepe değer olarak adlandırılır. Mod olayı, mod dediğimiz adam merkezi eğilimi belirlemedeki güvenilirliği yüksek bir olay değildir arkadaşlar. Yani bir aritmetik ortalama kadar önemli bir belirleyiciliği yoktur. Sadece en çok tekrar eden değeri ortaya çıkarmak için kullanılır. Gene küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Bakınız bir veri grubum var. Gene kontrol ediyorum sıkıntı olmasın. Bakın 3'ten 2 tane, 4'ten 2 tane, 5'ten 4 tane. Bunu şöyle detaylı yazalım. Bunlardan birer tane kullanılmış. Çok net bir şekilde bu veri grubunun modunun en çok tekrar eden değer olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Değerli dostlar, medyanda olduğu gibi birkaç tane önemli not vermiştik. Modda da böyle birkaç önemli notumuz var. Bakın, bir dizide en çok sayıda tekrar eden iki sayı varsa, tamamının üzerine düşünüyorum, iki tane sayı en fazla tekrar eden pozisyondaysa ve bu iki sayı ard arda geliyorsa ortalama alacağız. Ard arda geliyorsa ortalama alacağız. Ard arda gelmiyorsa bu iki değerin her ikisini de alacağız. Bakın demek ki modda burada önemli bir durum var. Ard arda geliyorsa ortalama alacağız. Ama ard arda gelmiyorsa direkt bu iki değeri alacağız. Demek ki bir veri grubunun modu birden fazla sayı verebilir. Bir veri grubunda birden fazla mod ortaya çıkarılabilir. Bu tek bir değer değildir arkadaşlar. Dizinin tüm terimleri eşit sayıda devam ediyorsa bu ayrı bir not arkadaşlar, mod yoktur. Çünkü mod olarak bize bir numarada belirleyici olan neydi? Fazla sayıda tekrar edecek. Diğerlerine göre bir fazlalık ortaya koyması gerekecek. Şimdi güzel bir sorumuz var burada arkadaşlar. Güzel 6 tane güzel sıralanmış veri grubumuz var. Bunların güzel bir şekilde modlarını bulalım. Bakın 1'den 2 tane, 2'den 2 tane, 3'ten 4 tane tekrar ediyor. En fazla tekrar eden adamı alıp buraya çok net bir şekilde modu diyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer kısma geliyorum. Bakın B maddesinde 2 tane 1 görüyorum. 3 tane 2 görüyorum. 3 tane 3 görüyorum. Zaten bunda bir tekrar durumu yok. Bakın işte burada şimdi en fazla sayıda tekrar eden
değerler ardışık, görüyor musunuz? Ardışık olduğu zaman bu iki değerin aritmetik ortalamasını aldığım anda bu veri grubunun modunu bulmuş oluyorum. Dikkat edin, ardışık arkadaşlar. Ardışık geldiği için bir farklılık gösteriyor. Buraya geliyorum dostlar. Bakın bir tane var, bir tane var. Onlara detaya girmiyorum. Bakın şunda iki tane görüyorum. Bir tane var. İki tane var, bir tane var. Şu anda 5 ve 7 değerlerim. Değerli arkadaşlar, dikkat edecek olursanız aynı sayıda tekrar ediyor. Aynı sayıda tekrar ettiği anda bakmam gereken önemli nokta ardışıklar mı? 5 ve 7 ardışık olmadıkları için her ikisini de mod olarak alabiliriz demiştik arkadaşlar. Bakın D güzel bir soru. Beraber bakalım. 2 tane 2, 2 tane 5, 2 tane 7 değerini görüyorum. Benim veri grubumda bütün değerler aynı sayıda tekrar etmiş. Öne çıkan, farklılık yaratan bir değer olmadığı için bu veri grubunun moduna yoktur diyeceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde bakın. Ardışık bir şekilde devam etmiş. Diğerlerinden fazla sayıda tekrar eden bir eleman yok. Bir üstteki soruda olduğu gibi bu veri grubunda da modun olmadığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. F maddesine gelelim arkadaşlar. Dikkat edin. F maddesinde yine bakın aynı sayıda tekrarlar görüyorum. Diğerlerinde ise tekrarlar göremiyorum arkadaşlar. Aynı sayıda tekrar ediyor bu iki adam. Böyle bir durumda yapmamız gereken işlem bu ikisinin aritmetik ortalamasını alarak modu bulmak olacaktır arkadaşlar. İstatistik konusunda birbirinden bağımlı bağımsız birçok önemli nokta var. Bakınız, bir veri grubunun ortancası yani medyanı ve modu aritmetik ortalamaya göre en büyük ve en küçük terimlerden daha az etkilenir. Medyan en büyük ve en küçük değerin işleme girmesinden daha az etkilenir arkadaşlar. Bunu şöyle bir soru tipinde kullanacağız arkadaşlar. Okuyalım sorumuzu beraber. Sorumuz ne diyor değerli arkadaşlar? Bir özel okulun son 9 gün içerisinde kayıt yaptırmaya gelen veri sayısı şeklinde verilmiştir diyor. Hemen bunları bir küçükten büyüğe sıralayalım. Hem genel anlamda işlem yapalım. Hem de tekrar etmiş olalım. Bakın 4'ü görüyorum. Diğerlerinde bir de bakın 30 birden büyüdü gitti değer. Önemli değil. Hemen bakıyorum arkadaşlar. En çok sayıda tekrar eden 3'ü görüyorum. Bu veri grubunun modu 3'tür. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 terimin 4'ü burada. 4'ü burada. Bu adam tam ortada kaldı. Bu adamı da medyan diyorum arkadaşlar. Hemen aritmetik ortalamamı bulmak istiyorum. Tüm merkez eğilim ölçülerimin 2, 3, 3 düzenli bir şekilde gidiyorum. Bakın. Kaç tane elemanla çalıştığıma dikkat ediyorum. 1, 2, 3, 4, 9'du. Evet. Toplayalım. 60, evet ne oldu? 7 arkadaşlar. 7. Şimdi, kayıt yaptırmaya gelen veli sayısını temsil etmesi için en uygun merkezi eğilim ölçüsünü söyleyelim arkadaşlar. Bakınız, mod ve aritmetik ortalama, mod ve aritmetik ortalama yerine ortancanın tam ortada bulunan değerin daha iyi bir temsil yaptığını rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. En uygun temsil yapan adam ortanca olarak alınabilir. Bir diğer grubumuza gelelim arkadaşlar. Merkezi eğilim, mod, medyan, aritmetik ortalama, merkezi yayılım ikinci grupta bulunan açıklıkla başlayan grup olarak karşımıza çıkacak. Yani yayılım üzerinden devam edeceğiz. Değişkenlik ölçüleridir bunlar arkadaşlar. Değişkenlik ölçüleri verilerin yığılma gösterdikleri değerden ne kadar uzak olduklarını ve uzak derken de nasıl bir dağılımla
Yani uzak olurken sık bir dağılım mı, böyle esnek şeklinde bir dağılım mı gösterdiklerini belirten bir istatistiksel veridir arkadaşlar. Açıklık ve standart sapma merkezi yayılım ölçüleridir. Dediğim gibi bir numaralı adamımız açıklık arkadaşlar. Açıklık ile ilgili bir işlemi yaparken gene verileri küçükten büyüğe doğru sıralamak da mantıklı. Burada bakın en büyük değeri bulacağız. Verilerden en büyük olan en büyük değeri verecek. En küçük değeri bulacağız. Adı üstünde verilen veri grubunun en küçük adamını en küçük değer olarak alacağız. Açıklık veri grubundaki en büyük değerden en küçük değeri çıkararak bulacağız arkadaşlar. Açıklık en büyük değerden en küçük değeri çıkartarak bulunan değerdir arkadaşlar. Veri grubunun açıklık değeri genişlik bulmak için kullanacağımız, yani bundan sonraki işlemlerde bir yardımcı olarak kullanacağımız ve ölçümlerle ilgili yorumlar yapmamıza yardımcı olacak bir bilgi olarak bakacak olursak bu anlamda düşük bir güvenilirliğe sahiptir. Yani ben herhangi bir istatistiksel veriyi incelerken açıklığa güvenip herhangi bir adım atamam. Bunu lütfen unutmayınız. Yorum sorularında karşımıza gelecek bu da arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sorumuza bakalım. Sayı dizisinin dikkat edecek olursak küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Çok güzel. En büyük değerimiz, bakın ben buradayım diyor. En küçük değerimiz, iki tane olması önemli değil. Benim için değer önemli arkadaşlar. Açıklık en büyük değerden en küçük değerin çıkartılmasıyla çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ve belki de bundan önceki yıllarda büyüklerinizden duyduğunuz ya da bir haberde bir yorumla ilgili bir haber kaynağında durduğunuz standart sapma ile ilgili bilgileri vermeye başlayalım arkadaşlar. Standart sapma bir veri grubundaki değerlerin aritmetik ortalamadan ne kadar uzakta olduğunu gösteren bir yayılma ölçüsüdür. Standart sapma bulunurken aritmetik ortalama bulunur arkadaşlar. Her bir terimin aritmetik ortalama ile arasında, bu birinci terim olarak düşünüyorum. Her bir terimin aritmetik ortalama ile arasındaki fark bulunur. Bunun kareleri alınır. Bulunan topladığımız tüm bu karelerin toplamı veri grubundaki değerin bir eksiğine bölünür. Ve karekökü alınır. Yani burada çalışacağımız kök derecesi arkadaşlar 2'dir. Bulunan sonuç veri grubunun standart sapmasıdır. SS şeklinde de gösterilebilir arkadaşlar. Her bir terimin aritmetik ortalama ile farkının karelerinin toplamını kullandığımız veri grubunun eleman sayısının bir eksiğine bölerek standart sapmamızı buluruz arkadaşlar. Standart sapma da bizim için belirleyici bir değer olacaktır. O yüzden bununla ilgili birkaç önemli notu vermek istiyorum. Standart sapma dostlar, veri grubundaki elemanların aritmetik ortalamaya yakınlığını ya da uzaklığını net bir şekilde bize verir. Standart sapma küçükse veri grubundaki değerler aritmetik ortalamaya yakındır. Yani bir doğru orantı gibi bir durum var burada. Homojenlik, yani bu karışım olarak düşünecek olursam, düzgün bir karışım, düzgün bir yayılım olmasını istiyorsam veri açıklığı veya standart sapmaya bakılır. Demek ki açıklık ve standart sapma bizim için homojenlik ifadesinde bilgi verecek. Burası çok önemli arkadaşlar. Ben başarı üzerinden gideceksem, başarıyı dile getirmek istiyorsam aritmetik ortalamanın büyük olmasını isteyeceğim. Hemen bunun detayına girmeden belirleyici farka söylemek istiyorum. İstikrar dediğimiz güvenilirlik olayına bakmak istiyorsam da standart sapmaya bakmam gerekecek arkadaşlar. İşte en son anlattığımız notla ilgili güzel bir soruyla bu videomuzu bitireceğiz. Küçük bir arabayla yapılan satışla ilgili veriler verilmiş. Satılan mısırların sayılarını aritmetik ortalama standart sapma üzerinden bilgilendirmiş. Yani Alıbey'in sattığı mısırın aritmetik ortalaması 204, standart sapması 10, Mustafa Bey 210, 12 şeklinde ve Akif Bey'i vermiş. Bakın, en iyi satışı kim yapmıştır? Başarılı olanı soruyor. Başarılı olanı bulabilmek için arkadaşlar aritmetik ortalamanın en büyük olduğu adamı almamız lazım.
Burada en başarılı adam Akif Bey'dir. Çünkü aritmetik ortalaması yüksektir. İstikrar direkt standart sapmanın küçüklüğüyle ortaya çıkar arkadaş. Standart sapmanın küçük olduğu bir yerde istikrarın yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda arkadaşlar istikrarlı olarak gelen adamı da Ali Bey olarak yazabiliriz arkadaşlar. Bu videomuzda değerli dostlar veri 1 videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Bir diğer videomuzda veri ile ilgili diğer bilgilerde birlikte olmak dileğiyle herkese iyi çalışmalar diliyorum.